Değerli Kova Burçları, Ay Burcu Kova ve Yükselen Burcu Kova olan dostlarım. 17 Şubat, 23 Şubat dönemi sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım Rabbimin izniyle. İnşallah güzel bir e, bakım olur. Şimdi İsra Suresi 19, 19. ve 18. ayetlerde şunlar söylüyor. 18. ayette diyor ki, her kim bu çabuk geçen dünyayı istiyorsa dilediğimiz kadar dilediğimize hemen veririz. Sonra da onu cehenneme sokarız. Kınanmış, kovulmuş bir halde ona yaslanır. 19. ayet diyor ki her kim de ahireti ister ona layık bir gayret ile onun için mümin olarak çalışırsa işte bunların gayretleri de şükre Ra, şükre layık olur. Hepsine Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin insa, ihsanı yasak değildir. 20. ayet bu şekilde arkadaşlar. Diyor ki 20. ayette küllen nümiddi hayülal ve hayulal min atayı rabbik ve men kane Atayu rabbike mahzura. Her kim isterse dünyalık isteyene dünya, ahiret isteyene ahiret veririz diyor Rabbim. Şimdi arkadaşlar, e, yaratıcı Rabbimizden bilemiyorum bu hafta sevgili kova burçlarına Uzakları yakın eden bir enerji geldi. Uzaklardan bir haberin gelmesi, uzakların yakın edilmesi söz konusu olacak. Her ne istiyorsanız Rabbimin Rabbimiz önünüze seriyor sevgili arkadaşlarım ve e, akıllı mantıklı hareket edeceğiniz bir haftadan geçiyor olacaksınız. Şimdi 4-5 kişi bir işe girişeceğinizi görüyorum. Başarılı girişimler olacak sevgili arkadaşlarım. Ve bir dinlence haftası. Pek çok Kova burcu için dinlence haftası güvenli bir yer arayışı içinde olacağınızı görüyorum. Her ne planınız varsa hayata geçmek için çalıştığınızı şeytani bir insanın hayatınızdan geçip gideceğini söylüyorum. Yani şeytani bir gücün, sıkıntılı bir insanın hayatınızdan geçip gitmesi söz konusu. Her ne sıkıntınız varsa giderileceği bir haftadan geçiyor olacaksınız. Ve bir müjdenizin olduğunu görüyorum. Tüm kötü durumların yıkılmasıyla beraber ev arayanlar, ev tutmak isteyenler ya da ev satın almak isteyenlerle ilgili bir müjde haberiniz geldi arkadaşlar. Müjdeniz var ve inancınızın önünde hiçbir şey duramıyor. İnandığınız bazı değerleri hayata geçireceğinizi ve bakınız 3 veya 4 kişiye aileden 3 veya 4 kişiye sevinç ulaştı. Ailevi bir probleminizin çözüleceğini ya da bir sağlık sektörü olabilir. İş alanı gözüktü. İş alanı ve bir, bir düzenleme, işinizle ilgili düzenleme, maaş düzenlemesi ya da maddi manevi bir artışın olacağını söyleyebilirim. İşlerinizin askıya alınması ya da İşinizle ilgili bazı sıkıntılar varsa bunların da giderilmesi söz konusu olacak. Kendinizle ilgili yeni kararlar alacağınızı ve görüş açınızın değişeceğini, yani farklı bakış açısıyla birlikte bazı olayları netleştireceğinizi görüyorum. Ve pek çok kova burcu arkadaşım bu hafta içerisinde zamanı kullanmakta, yetiştirmekte zorluk çekebilirler. Topluca hareket ettiklerini görüyorum. Yani böyle bir sosyal anlamda artış olabilir, iş anlamında artış olabilir. Zamanı yönetmekte zorluk çekeceksiniz. Her açıdan. O yüzden erken yatın. Yani işlerinizi zamanında yapın. Böyle diyebilirim. Dediğim gibi gerek kolektif anlamda gerek bireysel anlamda dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız zamanı güzel kullanın derim arkadaşlar. Evet önünüze konan iki engeli aşacağınızı görüyorum. Ve bir mahkemelik işiniz olabilir. Sıkıntıda olan bir işiniz olabilir. Bunları çözeceksiniz. Birkaç kişi bir arada hareket etme. 3-4 kişi. 3-4 kişi bir araya gelme ve bunlar akraba çevresi olabilir. Arkadaş çevresi olabilir bir mahkemelik işin ya da bir polislik işin hayırlısıyla güzel şekilde sonuçlanacağını görüyorum. Girişimci ruhunuz çok ön planda yeni bir işe girişebilirsin. Yine maddi manevi bazı girişimlerinizin olacağını gösteriyor. Maddi manevi her konuda atılım yapacağınızı görüyorum arkadaşlar. Şöyle harekete geçme konusunda sıkıntıdasın. Ama merak etme. Bütün kötü bir enerjiyi yıktığını, yeni kapıları hayırlısıyla açtığını, için kararmış bir konuyla ilgili feraha çıkacağını, ferah haberlerin yakın olduğunu görüyorum. Üstüne düşen vazifeyi yaptığını, hayırlısıyla güzelliklerle, iyiliklerle donatılacağını söyleyebilir. Şimdi koyu renk arabası olan biri olabilir, esmer biri olabilir. Ondan iyi haberler alacağınızı görüyorum. Güzel haberler geleceğini görüyorum. Yeteneklerinizi ön plana çıkartacağınızı bazı akrep burçlarıyla sorun yaşayabilirsiniz kovalar. Çözeceksiniz. Yani ya sen arayacaksın, senin aramanı bekliyor ya da o arayacak bazı sorunları çözelim diyecek. Gerçekten de bazı sorunların çözüleceğine sizi temin ederim. Esnek hareket edeceğiniz bir haftadasınız. Aslan burçlarıyla sorunların gideceğini, boğa burçlarıyla ailevi bir sorunun gideceğini söylemeliyim. Yine sizin bazı insanlara dargınlığınız olabilir. Ya yani bu hafta gerek maddi olarak istismar edilmeniz olabilir. Gerek manevi anlamda destekten yoksun olabilirsiniz. Bir sitem, bir küslük ve diyeceksin ki hani ben bunu hak etmedim gibi bir sitem edebilirsin. Ama Rabbimin izniyle inşallah aklını mantığını kullanacağın bir haftadan geçiyor olacaksın. Ferahlama var. Gündüz çıkacağın bir yolculuktan hayır görür diyor. Yine bir miras ya da para olayıyla ilgili bir konuda sinirleneceksin. Zamana bırak. Bu hafta almıyorsun belki haberi seni sevindirecek haber ileriki haftalarda alınacak. Sinirlenme, gerginleşme. Bir kargo işin olabilir gönderme ya da bir kargonun gelmesi ya da bir taşınma işi olabilir birilerine yardım edebilirsin sen taşınabilirsin sonu hayırlı ve ferah diyor şu an eğer denizden uzak bir yerdeysen su kenarından uzak bir yerdeysen biraz daha sabredersen su kenarına yakın bir yer veriyor ileriki dönemlerde oraya taşınma ya da su kenarından birinden haber alma söz konusu yine bu Nadir de olsa belki yurt dışı işi olabilir evladınızın sizin. Deniz aşırı bir yer olabilir. İngiltere, Amerika gibi oralardan da haber gelecek ya da vize gibi bir durum varsa bunun da çözüleceğini görüyorum. Ev alma konusunda, taşınma konusunda çok iyisiniz. Yıldızınızın aşırı derecede yükseleceği bolca e, sosyal alanda ilerleme bolca bir araya gelme bence bol kahkahalı bir günlerden geçiyor olacaksınız alınganlıkları kırgınlıkları bir yana bırakıyorsunuz neşelisiniz haber ve iletişim haftası olduğunu da söylemeliyim Rabbim apaçık önünüze her türlü kısmeti sunsun. Rabbim apaçık her yönüyle bereketi, iyiliği sunsun önünüze inşallah. Ya Basir zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 302'dir. Her şeyi çok iyi açıkça bilen anlamındadır. Rabbim her türlü yolunuzu açsın inşallah. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.